Şimdi bak bu adam, dinleyin beni. Madem ben bu adamın hanımıyla beraber misin, konuşuyor musun de, neden İreşit Bey o zaman da müdahale etmemiş veya neden benden gezmiş, neden bununla beraber gezmiş? Valla işte bir yerde bir çarpıklık var. Sonra Mehmet Ahmet Bey, Mehmet bir yerde bir çarpıklık var. Ben valla bu iddiaları dile getiren yanınızdaki Hatice Yoğlu'nun abi Hatice Mehmet Yoğlu'nun Bey. Abisi bu konuyu İreşit Bey'den duyduysa bunun hepsi sıfır buyurun, demektir. Buyurun Mehmet Bey, devam edin lütfen. Ben siz kardeşinizin... Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii, alo de. Hatice, beni duyuyor musun abi? Abi. Beni sen duyuyor musun? Ben dinle. Duyuyorum abi. Sen orada korkmana falan hiç gerek yok. Neden korkuyorsun? Hiçbir şeyden korkmuyorum abi. Serbest herkes. Ben sabah gelip seni alacağım. Senin kimse saçının teline dahi dokunamaz. Senin ben ailen hiç, arkamda. Hiç kimseden korkmuyorum abi. Senin bir geleceğin falan yok. Bak ben sana bunu defalarca söyledim. Bu adamın yediği haltlar meydana çıkacak. Tamam çıkart. Delikanlı sen çıkart ortaya koyalım. Tabii buyurun. Hadi delikanlı sen çıkart ortaya koyalım. Gülüm ben konuşuyorum. Allah çıkatsın delikanlı sen gelsin ortaya koysun. Madem varı sakasın ortaya. 6 çocuğu bu adama vermeyin. Lütfen. Biz kardeşimizin arkasındayız. Gelip ailesine, evine, yuvasına dönebilir. Ben çocukların da kardeşimi de o adama teslim edilmesini kesinlikle istemiyorum. Eğer teslim ederseniz sonunda bir şey çıkar. Araştırma yapıyor. Hep kadın ve kadınlarla olan ilişkileri doğrultusunda farklı ilişkiler ortaya çıkıyor. Abim araştırmayı sadece bir kişiyle yapmış. Kimle yapmış? O da benim husumetimle yapıyor. O da husumetlisi. Buna ayrı konuşuyor. İstemezi yani. Abime ayrı konuşuyor. Hı-hı. Bu arıyor Esra abime da. Farklı. Buna farklı konuşuyor. Esra'm abim da. Geliyor onun yanına gidiyor. Ona farklı konuşuyor. Bu arayınca. Peki bu çavuş kimdi beyefendi? Bunu böyle böyle demişsin deyince kesinlikle Ahmet abi ben seni tanımıyor muyum diyor. Eğer şu yalan dinliyse, söylüyorlar diyor. Abimgili yalanlıyor bu defa. Nuru Bakkal diye bir arkadaşlar. Şu an dinliyse bağlansın. Senin abin araştırma yaparken çavuşu nereden tanısın? Fehmi miydi çok kardeş kolay. Adı? Çavuş kendisinin köylüsü. Reşit'in eşini nereden arkadaşı. Bilsin? Amcamın arkadaşı. Abi hani Reşit Biricik diye söylemiştin ya. Abim ben detaylara girmek istemiyorum. Detaylara bak, girmek istemiyorum. Bak bir laf anlatayım açıklayacağım. Detaylara gir. Oğlum sana burada açıklamayacağım gene açıklatacağım sana. Peki Ahmet Bey, Reşit'in birlikte olduğu kişi... nikahsız birliktelik yaşadığı ablacığım, kişi. Ablacığım ben telefondan görüşüyorum. Abi sadece, ben şunu söyleyeceğim. Bak, ben bunu, bir saniye. Bir saniye. Bak, ben bunu şunu söyleyeyim. Aksu Mahallesi'nde bir tane gen de bili. Bir tane şey var markette. Dedi ki bana abi dedi. Benim dedi İlaşit eve baktığı yok dedi. Başka bir kadından dedi parayı dedi. Bana erzak al dedi bak. Eğer bir katman var. Sen de yardımı çok seversin. Ben yardımı çok severdim. Bundan beraber gittik. Bundan beraber gittik. Onun dışında ben o kadını gördüysem gözüm çıksın. Hiç bir araya gelmediniz kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Telefonlarda görüşmediniz mi? Telefonda da görüşmedim. Ya o kadınla ilişkin çıkar mı? Bununla ilgili normal bir şekilde aradık, Ahmet konuştuk, Bey, konuştuk. İlişkin çıkar. O kadınla aşk dolu yazışmalarını Hatice'ye gösterirsem, Hatice tepkin ne olur? Ne olur? O Hatice ile Ahmet'in samimi yazışmalarını ortaya döksem. Ya da daha kötüsü kadın beni istemeden taciz etti dese. Yani bu sözle de olur. Diyebilir kadın. Kadın hiç diyebilir. Hiçbir şey beni ilgilendirmez. Hayır hayır. Şimdi... Aşk dolu bir yazışma işte onun Ahmetciğim, onun Hatice'cim, canım dediği o samimiyeti sana göstersem. Dedim ya Esra Hanım geçmişi beni ilgilendirmez. Bizim kendimiz asla o yüzden şey Reşit'le Ahmet aynı masaya oturup masaya istedikleri kadını çağırıyorlar. Al birini vur ötekini. Niye? Hatice Hanım size geçmişten bahsediyorsunuz ya bak gelecekle de ilgili bir şey söyleyeyim. Yanınızda oturan beyefendi size kaderimizi bir yapalım evlilik teklifinde bulunmuyor. Size kum olmayı teklif ediyor. Gelecekte de size öngördüğü statü kumalık. İkinci eş olmayı kabul eder misin diyor. Vaat ettiği şey bundan ibaret. O yüzden de geçmişine da... bakmıyorsunuz ya. Gelecekle de ilgili ne görüyorsunuz merak ediyorum ben. Geçmiş tamam herkes geçti. Çocuklarının annesi belki de gitmesini istemiyor. Siz hala kumalığa kabul müsünüz? Benim geleceğim, Hanım, benim yok, geleceğim bugünden sonra önemlidir. Bundan ha? Önce geleceğim kuma olmayı kabul değil. Ediyor musunuz hayır. Hala? Ümit şu Bey. Şu anda kim var da kum olacağım? Ben bu kadına mı kalacağım? Ümit, orada. Ömür hayatta kimle kum olacağım? Tersinden soralım. Ümit Bey boşalmazsa ne? Siz... Boşansın hep... boşanmaz. Bu kadın boşanacak mecbur. Ümit Hatice'den Bey. Hatice'den boşanmazsa sizin statünüz ne olacak? Neyim? Ümit o elini yapma. Neyi dedin abla? Bir soralım şimdi. Evet. Ümit orada bir hırpalanıyor. Hatice'nin abisinin söylediklerini aslında senin kayınbiraderin oluyor. Söylediklerini duydun mu Ümit? Evet duydum takdir ederim. Bir şey soracaktım. Tabii. Esra abla ben ekmek kurap çarptım.
Ahmet'ten o babası da Ahmet Çolak. Ondan sonra... Şunu da söylüyorum, Hatice'nin o telefonu değiştirdi, bunun dokümanını istiyorum. Çocuk da Ahmet'ten, çocuğun babası da Ahmet. Hat İreşit Biricik'in üzerine araştırın isterseniz. Son bir yıldan fiziki anlamda yan yana yani gelmediğimiz için çocuğumuzun olması mümkün değil. Bu ne dediğini bilmiyor Esra'nın ya. Esra abla. Evet. Takdir ediyorum dediği kişi abim. Abime de söylediği kelimeler ben gelmezden bir hafta öncesine abim benden korkuyor. Bırakın bir ümit konuşsun. Ümit söyle. Esra abla. Söyle. Şimdi benim kardeşim bir şahit var. O çok iyi biliyor ne pislik. Onu bir bağlayabilir misin ufuk yolluyu? Tabii. Kim o şahit? Evine yollayan kardeşin değil mi? Bağla bağla. Hayır o şahit kim? Ufuk Yollu benim, ben abisiyim. Ufuk, onu da bir bağlayalım. Mehmet Bey. Yürü bakalım, anyayı, unyayı. Ufuk Yollu zaten bir yürü. İnsan gibi insan olsaydı... Daha seni pisliğe çıkacak daha dur. En azından annenize bakardınız, huzur evine yollamazdınız. Herkes size karşı. Sen de huzursun sen. Mehmet Bey. Efendim. Damadınız Ümit Bey'i nasıl tanımlarsınız? Ben bakmak istemedikten sonra annelerini huzur evine yollayan kişiler bunlar. Ben yani dış görünüşü bize hiçbir zaman zararı olmadı. Çok iyi bir insan. Sadece Ümit çok saf. Sadece saf. Ne konuştuğunu bu bilmiyorum. Bu saflığı açar mısınız lütfen? Değil hani mi? Ben yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Tabii ki bazı gözlemlerimiz ama aşırı saf, aşırı iyi niyetli. Yani belki aşırı de saf. Ümit 45 yaşında ama onun olayları algılaması, yorumlaması belki de yaşıtlarından çok daha aşağıda. Ümit'e kim ne dese inanan birisi Esra Hanım. Yani abi bu kişi saf. Arka tarafta çok farklı konuşuyor ama sizinle ilgili. Dinleyin. Biz Ümit'te hiçbir zaman yani şikayetçi olmadık, kötü bir şeyini de duymadık. Hani evin içerisini kimse bilemez. Yani. Bizim dışta gördüğümüz kadar, dışta gördüğümüz kadarıyla herhangi bir sıkıntıları yoktu. Eğer sıkıntı varsa Hatice babasının evine gelirdi. Baba ben yapamıyorum. Ben burada kalacağım derdi. O zaman herkes kendine kucak açardı. Dış görünüşü öyleydi evet. Yapmazdı. Size peki kardeşiniz Hatice dedi ki beni dedi Ahmet'i iten dedi. Kocam Ümit'tir dedi. Onu dedi eve çağırıyordu. Aslında Ahmet'i elektrikçi olarak tanıtan Hatice sürekli Ümit'le tanıştıran Hatice telefon trafiğini yaratan Hatice, sizce Ümit bu kadar ahlaksız bir adam mı? Yani karısını eve getiren kişiyle aman siz de hadi gönül ilişkisi yaşın diyecek kadar kötü yok, kalpli, iğrenç bir insan mı? Öyle birisi değil. Hani bunlar diyor ya çocuğum hastalarını gel beni doktora götür, elektriğim hastalarını gel elektriğimi tamir et diyor ya. Eğer öyle bir şey olsa Ümit'in orada bir tane çok yakın kardeşi var. Bir telefon eder, kardeşi gelir hastaneye götürür. Ahmet kim? Gelmiyordu kim? Abi, gelmiyordu. Esra abla, bunda böyle kardeş var, gelmiyordu. Mehmet Bey, bir dakika. Ben senin ananı dahil üç kere... Peki Ahmet'le Ümit'i yan yana koyduğunuzda... Haberin var mı? Kim kimi kandırır Mehmet Bey? Siz abisisiniz ve objektif bir insansınız. Kesinlikle. Ümit'le Ahmet'i yan yana koyduğunuzda kim kimi kandırır? Esra Hanım, iki gün önce sizin söylediğiniz bir... Hatice Hanım'ı, ben abi gitmek zorundayım derken o zorundalığın altında fiziksel bir tehdit mi var? Yoksa Hanım, bu sonlandırılan gebelikle ilgili olabilir mi Ümit Bey'in iddia ettiği gibi? Hayır, gebelikle alakası yoktur. Biz o kelimeyi duyduktan sonra zaten kendi çevremizde, onun çevresinde araştırmalar yaptık. Bak, tamam, zorundalık nedir? Kardeşinizi siz sanıyorsunuz. Kendini de çok güzel ifade eden bir kadın. Evet. Ben ilk başta söylediğim gibi benim kardeşim bunu yapacak birisi değildi. Ben kardeşimin zorla ya da tehditle götürüldüğünün arkasındayım. Hiç alakası yok. Alakası yoksa yiyoruz. Peki ya. Ahmet bir şey sordu. Mehmet Bey ne dediniz? Ben dedim ki bak nerede Mehmet Bey konuşuyor şimdi. Ben Mehmet Bey'in anasını tam 3 kere Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne 3 kere doktora götürmüşsün. Nerede? 3 kere Ümit, kendim Ümit'in götürdüm. Hatice'nin annesi. Mehmet Hatice'nin bir, bak, annesi. Ablacığım bir dakika. Hatice bir Ümit diye bir tane bunun ablası var. 2. Ben 3 kere. Bir şey, Mehmet Bey bir dakika dinle. Ben seni dinlerim. Bir dakika dinle. Bir dakika dinle. Mehmet önemli bir detay. Bak bunu bir söylesin. Sizin annenizi 3 kere hastaneye götürdü. 3 kere hastaneye götürmüşsün. Bak 3 kere. Ümit nerede bu arada? Başımızda evde oturuyor. Ümit yanımızda. Ümit Maraş'ta. Kim ayağımda? Bunun ablası var. Ümit Devri ablası var bunun. Evet. Ondan sonra Ümit İreşit, Uzuntok. İreşit, ben, Hatice, annesi. Tarımam, girin istesene. Ablam tarına bağlansın, bak. Gitmedim desin. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdüm 3 kere. Seni ne olarak tanıtıyor Hatice? Benim
Benim bir şey yaptım tanıtmıyor ki. Aynı normalde tanışıyor o zaman işte. Hayır hayır. Sen şimdi sadece bunun annesini, kız kardeşini, herkesle seni onların ortamına sokuyor ya. Bizi tamam. Diyor Ahmet diyor götürecek hastaneye diyor. Ahmet'ten kim olarak bahsediyorsun? Arkadaş Rıhat'tan tanıdı. Ümit Bey'in haber var. Ümit de Ümit evde diyorum ben. Hayır tamam. Lan. Yine evimize gelip giden birisi olarak şimdi bunun kayınvalidesini, Ümit'in kayınvalidesini, Hatice'nin annesini, kız kardeşini hastaneye götürüyorsun doğru, abi. Doğru. Bir anda... Annesi, kız kardeşi yabancı bir adam görüyor. Ümit yok. Ablacığım, Ahmet götürüyor. Evde, sen de evde. Abicim evde onu anladım. Sen Ahmet'i nasıl tanımlıyorsun? Ahmet kim? Kocamın en yakın arkadaşı mı? Benim en yakın arkadaşım mı? Evin elektrikçisi mi? Benim değil. Benim yasak aşkım mı? Ne Ümit, diyorsun ailene? Ümit'in arkadaşı olarak evimize yani anası elektrik şuna biliyor. Buna bakmaya geliyor diye biliyor. Ümit'in sen olarak. Yakın arkadaşı mısın? Kimin? Ümit'in yakın arkadaşı mısın Ümit'le kocasının? Ümit'le samimiydik, yakındık. Ha? O derece işte. O derece yalan söylüyor Esrafla, yalan söylüyor bu. Mehmet Bey. Yani bir dakika Esrafla. Elimi kolumu sallayana da gelecek kadar yakınım demek. Ümit ben o kadar şey. Esrafla. Saat 12'de beni Ümit çağırabilirse demek o kadar yakınım. Esrafla yalan söylüyor. Bu adamda her yalan var. Yakın arkadaşlığı yapar mı? Allah'a inan buna inanma Esrafla. Sizin dediğinizden gidin. Abla ne yapmışsın da bunu yapar yapar. Ya hayır bak. Ben sen sattır. Mehmet Bey cevaplasın bunu. Mehmet Bey bakın annenizle bile tanışmış. Yalan söylüyor, yalan söyleme. Bir dakika. Ressamım. Dur Mehmet, iki dakika. Ümit tam bir şey söyleyecek. Unutuyor çünkü söyleyeceklerini. Söyle Ümit. Bir pürüz mü olsa niye çağırıyordun ya eve? Yalan söyleme sen de... Geldi. Hayatım sen taksiciysen taksicilik görevini yapıp bitirseydin. Kadını niye... Mehmet Bey. Ümit dur. Mehmet Bey. Hatice'nin abisi. Alo. Ressamım. Ha, dinliyoruz. Buyurun. Bu arkadaş annemi hastaneye götürmüş. Tamam Allah razı olsun. Peki hastaneye götürürken hastane diyoruz. Götürüyorsa bizden birisini neden aramamış? Ablanlar abi ablan. Abi onu bir dinleyin. Bir saniye. Niye hadi kocayı diye. Suçluyorsunuz. Dinleyin. Diyor ki abileri var diyor. Buyurun. Biliyorum. Madem beni annemi hastaneye götürmüşse bu taksici mi, otobüs şoförü mü her neyse götürmüş. Anora sen aramaz mısın? Babası, bunun eşi var, oğlu var, çocuğu var. Aramaz mısın beni? Madem dürüst birisiysen ara. Bunu annenle ablana söyleyeceğim. Bana değil. Koskoca bana. Hayır sen var ya. Ben sana soracağım. Bir saniye Mehmet Bey. Seni hastaneye götür diye Hatice'nin annesi mi aradı? Kız kardeşi mi aradı? Hatice'nin ablasıyla Ümit Bey aradı. Sen de her taraf yalan var lan. Telefonumu, numaramı verim, araştırın. Mehmet Bey. Hatice'nin ablası Ümit Bey'le aha bu Ümit aradı. Yalan lan. Ablasının Güçsüz. İsmi Ümit. Sen bunları hayır için mi yaptın? Ya yalan çağır, söyleme hayır geldim. Abla. Hayır be yaşar. Esra ya sen benim Fatih'in olmadığı kapıya gider misin Ahmet ya? Ablacığım, ya baksana Reşit'in ya. Kardeşine bile gel bana erzak yardımı yap dediğinde ben Fatih'in olmasa o kapıya gider misin?